Avokado. Avokado, sen şeye bak, ekinezeye bak. Avokado, böbrek taş, kum, iltihabına karşı dünyada en etkili bitki. Şimdi Antalya'dan beni arıyor vatandaş. Abi, hocam, ne olacak benim halim, ne oldu dedim. Böbreklerinde sürekli taş oluşuyor. Ceviz kadar doktor ameliyatla alıyor. 6 ay sonra bir daha alıyor. 6 ay sonra bir daha alıyor. Sürekli ameliyat. 4 defa ameliyat olmuş. Dedi ki 5. defa ameliyat olacağım ya. Ameliyattan kurtulmak için ameliyat olmak istemiyorum. Ameliyat çözüm değil. Çünkü taşın sebebi nedir? Ürük asit. Aşırı peynir ve et yiyenlerde olur. Aşırı. Oksalik asit. Aşırı zebze tüketenlerde olur. Kalsiyum, sistin. 4 çeşit taş olur. Sistin çok serttir, demir gibi. Onun erimesi zor, zaman alır. Ama oksalik asit, ürük asit, kalsiyum taşları çok kolay. İşte avokado ile ilgili çok güzel, mükemmel çalışmalar yapılmış. BAPMET'e bakarsak, BAPMET ne diyor? Avokado. Allahümme salli. Evet, 198 klinik araştırması var. Evet. Bu avokado ile ilgili yapılan Perzi Americana diyor. Perzi Americana. Yapılan araştırmalarda, son araştırmalarda avokadonun obeziteye karşı yani kilo problemine karşı iyi geldiği, diyabete karşı etkili olduğu, diyabet yani şeker hastalığına karşı. Enteresan çalışmalar olmuş. Evet, Profesör Doktor Natalia dos Santos Tramantin, Thais F. Luciano, Sherolon, Oliveira Marquez falan filan. Yani Güney Amerika'da araştırma yapmışlar. Tip 2 diyabet hastası ve obezite rahatsızlarına karşı etkili olduğunu belgelenmiştir. Klinik araştırma. Yeni çalışma bu. Avokado yaprağı böbrekteki taş, kum, iltihaba iyi gelir. Cildin nemlenmesi cildi güzelleştirir. Selülite karşı etkili, kas gevşetici. Yüksek tansiyon ve kolesterol ürünler kalbi, damarları güçlendirir. Mutluluk hormonu, serotonin hormonu salgılamasını artırır. Demir kaynağıdır. Demir eksikliğine karşı iyi gelir. Zararlı toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar. Ama en önemli özelliği bana göre glutatyon antioksidan özelliğe sahiptir. Glutatyon salınımını artırır. Glutatyon nedir? Tüketmiş olduğumuz gıdalar hücre içerisinde mitokondrinin tarafından yakılarak enerjiye dönüşürken mitokondrinin de soba gibi düşünelim. Orada odun kömür yanarken ne olur? Kül ortaya çıkar, gaz ortaya çıkar. Külü asetik asit, laktik asit, mitokondrinde asetik asit, laktik asit, formik asit çıkar. Bu asitleri bünyemiz suya karbondioksit değiştirerek, dönüştürerek temizler atar. Fakat gaz, yani mitokondrinde ortaya çıkan hidrojen peroksit, süper oksijen anyonu, hidroksit vesaire vesaire serbest radikaller ortaya çıkar. Bu serbest radikalleri zararsız hale getirmezsen ne olur? Yüksek oranda glutatyon içerir. Glutatyon ortaya çıkan serbest radikalleri elimine eder, yok eder. Eğer serbest radikaller, hidroksitler, peroksitler, süper oksijen anyonu en tehlikelisi. Bunlar zararsız hale getirilmezse ne olur? DNA'dan, RNA'dan elektron alır. Kişiyi hızlı yaşlandırır, çabuk hastalandırır, bağışık sistemi çöker. İşte glutatyonu artırıyor avokado yaprağının. Biz ne yaptık? Mükemmel bir ürün yaptık. Avokado kapsülü. Ha, avokado kapsülünde sadece avokado yok. Altın başak otu, kayış kıran kökü vesaire vesaire, huş yaprağı, kremberi, turna meyvesi, turna yemişi de denir. Ay üzümü yaprağı, turna meyvesi. Turna meyvesi Amerika'da çok kullanılıyor. Türkiye'de pek bilinmiyor. İdrar yolları enfeksiyonu vesaire. Evet, mükemmel bir ürün. Ayrıca vitaminler, mineraller, enzimler bakımından çok çok zengin. Çok zengin. Avokado. Vatandaş ne oldu?
Ceviz kadar böbreğinde taş vardı. Bir buçuk iki ay kullandı, hiçbir şey kalmadı, Allah razı olsun. Bir daha da oluşmuyor. Önemli olan bir daha oluşmaması. Neden taş oluşuyor, böbrekte taş, kum oluşuyor? Oksalik asit, ürük asit, kalsiyum, sistin. Neden oluşuyor? Çünkü karaciğer bunları dengeleyemiyor. Sorunlar var. Bağırsaktan zehir geliyor, karaciğer bunları zararsız hale getiremiyor, elimine edemiyor, yok edemiyor. Bu nedenle taşlar oluşuyor. Evet.